Evet, bugün iki boyutlu dinamik programlama örneklerini göreceğiz. Geçen dersinizde gördüğümüz bir boyutlu dinamik programlama örneklerinden farklı olarak bu sefer dolduracağımız tavlo iki boyutlu olacak. Ee, seçtiğimiz iki problem de aslında bir boyutlu problemlerin bir ölçekte iki boyutluya dönüştürülmüş halleri olarak da düşünülebilir. Ee, Coin row problemi Robot Coin Collection olarak e, değiştireceğiz. Change making problemini de nefsek problemi gibi değiştiğini göreceğiz. Tabii ki tam olarak iki boyutlu halleri denemez ama büyük ölçekte benzeşiyorlar e, baktıkları yerler açısından. E, coin Collection'da sadece bir önceki yerlere bakarken e, optimal hesaplamak için hemen etrafındakilere bakarken aynı er gibi coin row'da hatırlarsak bir soluna ve iki soluna bakıyorduk. E, nefsek probleminde ise daha gerilere bakmamız gerekecek aynı change making probleminde olduğu gibi. Şimdi bu iki problemi de ön, e, ilerleyelim. Önce robot coin collection problemine bakalım. Robot coin collection problemi şu. Bizim elimizde bir robot var. Robot e, bir e, dikdörtgen Alanın köşesinde sıfıra sıfır diyebileceğimiz şu yukarıdaki köşede koordinatta duruyor. Sonra bu koordinattan ister sağa doğru ister aşağı doğru ilerleyerek sağ alt köşeye gitmeye çalışıyor. Geriye gitme şansı yok. Sadece ya sağa gidebilir ya aşağı gidebilir. Ya sağa gidebilir ya aşağı gidebilir. Sağa gidebilir aşağı gidebilir. Sonuçta birçok olası yolu var bunu e, matematikten e, kombinasyondan düşünürsek aslında toplam seçebileceği yol sayısı m artı n'nin m'lisi kombinasyonu kadar. Şimdi böyle bakıldığı zaman çok fazla seçenek var. Yani bunların hepsini tek tek denemek oldukça fazla. Peki neyi optimize etmeye çalışıyoruz? Önce ondan bahsedelim aslında. Optimize etmeye çalıştığımız şey aynı coin row probleminde olduğu gibi toplam para miktarı Burada basitleştirilmesi için hepsi 0 veya 1 olarak yerleştirilmiş. Dolayısıyla sıfırlarda coin yok. Birlerde ise bir coin var. Dolayısıyla hangi yoldan gidersek biz maksimum coin toplarız bunu bulmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle aşağı doğru insek ve şöyle gelsek şuradaki bir coin'i ve buradaki bir coin'i toplarız. Şöyle gelsek şöyle gelsek 3 coin toplarız. Şöyle gelsek şöyle gelsek şöyle gelsek şöyle gelsek, şöyle gelsek, şöyle gelsek Şöyle gelsek 1, 2, 3, 4, 5 coin toplamamız mümkün gibi gibi. Bunlardan hangisi maksimum coin bize verir? Bunu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi bu problem iki boyutlu bir problem. Neden iki boyutlu bir problem? Çünkü gezeceğimiz yer iki boyutlu. Dolayısıyla o açıdan iki boyutlu olduğunu anlamak daha kolay. Alt problemler cinsinden nasıl ifade edebiliriz peki bunu? Aslında bu da gene nispeten daha kolay. Çünkü Burada anlaşıldığı gibi bir dikdörtgenler içinde optimali bulmaya çalışıyoruz ama burada aslında herhangi bir alt dikdörtgen de bizim için bir problem. Örneğin mesela şu ilk e, 4 e, e, sütunu alsak ve iki tane de satır alsak şu 8 sayıdan oluşan grupta aslında bir problem. Mesela burada optimal parayı toplama problemi de aslında bu toplam tümünde optimal parayı toplama probleminin bir şekilde daha bir alt problemi diye düşünülebilir. Şimdi böyle bakıldığı zaman aslında problem alt problemler ne cinsinden ifade edilecek? Aslında sağ alt köşesindeki eleman cinsinden. Yani toplam aslında bu matrisin büyüklüğü kadar bir problem bulunmakta. Şimdi peki bu şekilde alt problemleri tanımladığımızı düşünelim. Peki bu alt problemlerin çözümleri nasıl e, kolayca bulabiliriz? Burada aslında ilk etapta yapabileceğimiz şey şu. Köşenin çözümü yani şu köşenin çözümü aslında bu coin'in kendisi. Çünkü orada çok gidebileceğimiz bir yer yok. Zaten oradan başlıyoruz. Dolayısıyla o coin'in değeri kaçsa o zaten cepte. Orada bir şey yok. Sonra ilk satır ve ilk sütuna bakarsak da burada da çok alternatifimiz yok. Çünkü öyle bir durumda biz aslında ne yapmak zorundayız? Mesela ilk satırda mecburen bu coin'leri ee, elde etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman şuradaki biri elde ediyoruz. Burada aşağı indiğimiz zaman da buradaki biri elde ediyoruz. Başka bir seçeneğimiz bulunmamakta. Şimdi peki diğerleri için ne yapacağız? Diğerleri için şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki herhangi bir problemin çöz. Mesela şu problemin çözümü için aslında buraya ben nereden gelmiş olabilirim? Aslında iki yerden gelmiş olabilirim. Nereden gelmiş olabilirim? Ya bu üstten gelmiş olabilirim. Yani şu problemin çözümü sıfıra sıfır problemin çözümünü çözmüşümdür optimal olarak. Oradan aşağı inerek bu parayı alırım. Ya da şu köşe şu ikili olan bu sıfır sıfırı çözmüş olurum. Oradan da sağa gidip bu biri alırım. Dolayısıyla bu problemin bu dörtlü olan problemin çözümü için bu problemin çözümü ki ona ne diyoruz biz eee, sıfıra birin çözümü bu da bire sıfırın çözümüne bir ekleyerek elde edeceğiz. Dolayısıyla bunların hangisi maksimumsa onu elimizdeki coin'in değerini elde ederek sonucu elde edebiliriz. Dolayısıyla f i j nin, I, j nin, i ve j'nin satırlı olanı i satır j sütun olanın e, optimal değerini hesaplamak için i 1 j ve ij-1 Aynı satırda bir önceki sütun bir önceki süt, e, satır aynı sütun arasından maksimumunu seçip sonra da buna şu sayıyı ekleyerek cevabı bulabileceğiz. Dolayısıyla aslında recursive denklemimiz fij eşittir maksimum fi-1j fij-1 artı cj olacak. Burada da onun implementasyonunu görüyoruz. Dolayısıyla 0'a 0'da ilk coin'i alıyoruz. Sonra da tüm ikililer için aslında şuradaki değeri elde ediyoruz. Şimdi problemi çalıştırırsak burada bakalım kaç çıkacak. Evet 5'i gördüğünü, 5'i bulduğunu görüyoruz. Evet Okey, dolayısıyla robot coin collection problemi aslında daha <coughs> edit distance ve longest common subsequence problemlerine benziyor. Onlardan bahsetmedik tabii ama literatürde de bunlar var. Sonuçta aslında bir iki boyutlu dinamik programlama problemi. Evet şimdi gelelim ikinci problemi. İkinci problemimiz daha da ünlü, nefsek problemi. Hatta dinamik programlamanın kendisiyle özdeşleştirebilecek bir problem, nepsek problemi. Nefsek problemimde problemim bizim elimizde bir hırsız var. İlginç bir problem. Bu hırsızın elinde bir çıkın var. El, eşyaları çalmak için. Bu çıkının bir ağırlığı var. Burada mesela 5 olarak verilmiş. Ve hırsız bir eve giriyor. Bu evde değişik ağırlıklarda ve değişik değerlerde çalabileceği şeyler var. Bunların her birinden birer tane var yalnız. Birden fazla yok. O yüzden de mesela 2 ağırlığında 12 değerinde bir şey var. 1 ağırlığında 10 değerinde bir şey var. 3 ağırlığında 20 değerinde bir şey var. 2 ağırlığında 15 değerinde bir şey var. Tabi hırsızlığımızın amacı maksimum değer elde edebilmek. Maksimum değerli şeyi çalabilmek. Ama constraint'i ne? Toplam ağırlık. Bu toplam ağırlığı geçemiyor. Dolayısıyla bütün tabi teorik olarak toplam ağırlık çok olsaydı her şeyi çalardı. Ama 5 olduğu için mesela gidip 3'ü çaldığı zaman ya gidip bu ikilerden birini çalacak ya da gidip bu biri çalacak o kadar başka bir şey çalamaz. İşte ee, gibi gibi. Mesela birlikse sadece gidip bunu çalabilir gibi. Şimdi burada tabii ee, grid algoritmalar şöyle grid algoritmalar düşünülebilir. Yani yükte hafif pahada ağır olanları çalsın. Yani ağır, e, değer bölü ağırlık oranına göre en büyükten en küçüğe göre denesin. Bunlar ama optimal çözümleri vermiyor her zaman. Bize ise optimal çözüm lazım. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapacağız. Peki nasıl iki boyutla bunu tasarlayacağız? Orada iki boyut yok aslında. Yani diyeceksiniz ki ağırlıklar ve değerler iki boyut gibi. Evet ama işte onu nasıl tasarlayacağız? Şimdi burada şöyle bir taktik yapıyoruz. Diyoruz ki aslında bu bir yandan da change making probleme de benziyor. Diyoruz ki veya bir açıdan da coin row'a benziyor. Biz bu ıı, çalacağımız ıı, şeylerin Sıralarına göre bakalım. Yani diyelim ki ilk 3'ünü sadece olsaydı evde. Bunlardan 5 ağırlığıyla optimali nasıl bulur? Sadece ilk 2'si olsaydı 5 ağırlığında optimali nasıl Sadece 1'i olsaydı. Şimdi bu bize nasıl bir ee, kazanç sağlayacak? Şöyle sağlayacak. Sonuçta sadece ilk 4'ü bizim aramak istediğimiz problem zaten cevabı. Sadece ilk 3'ü. Olabilir. O da bir sap problem. Sadece ilk ikisi sadece bir sap problem. Şimdi burada güzel taraf şu. Sap problemler birbirine bağlı. Neden? Çünkü sadece ikisini alabileceğimiz, çözeceğimiz problem sadece biri çözeceğimiz probleme yakın. Çünkü sadece bir de, de ne yapabiliriz? Mesela bunun cevabını biliyorsak optimali. Bu ikinci item'ı alabiliriz veya almayabiliriz. Aynı coin row'da olduğu gibi. Dolayısıyla bu biri almalı mıyız, almamalı mıyız? Buna karar vereceğiz. Nefsek probleminin 0-1 nefsek olarak da adlandırılması bir sebebi bu. Dolayısıyla o elemanı alacağız mı, almayacağız mı? Aynı coin row'da olduğu gibi. Şimdi bunu alıp almamaya tabii ki ağırlığına göre karar vereceğiz. Yani benim elimde şu anda 5 ağırlığındaki bir, tabii sadece bu şekilde bakarsak bir boyut gibi oluyor. İkinci boyut ne peki? İkinci boyutta sadece bu ağırlık değil. Herhangi bir ağırlıkta bir hırsız çıkını varsa 10 olacak. Dolayısıyla problem şuna dönüşüyor. Yani benim bir e, de, e, bir ağırlığında çıkınım, 2 ağırlığında çıkınım, 3 ağırlığında çıkınım, 4 ağırlığında çıkınım, 5 ağırlığında çıkınım var. Bunların dışında sadece birinciyi kullanarak, sadece birinci ve ikinciyi kullanarak, sadece birinci, ikinci ve üçüncüyü kullanarak Sadece birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kullanarak bu problemi çözebilir miyim? Yani benim buradaki hücremdeki şu hücre, şu değer bana diyor ki benim birlik bir çıkınım var ve sadece birinci e, şeyi çalabilirim. Burası neye karşılık geliyor? Sadece birlik bir çıkınım var ve bir ve ikiyi çalabilirim gibi gidiyor. Şimdi bu tabloyu doldurduğumuz zaman son hücre... Bizim için istediğimiz cevap olacak. Yani benim beşlik bir çıkanım var ve 4'ünü birden çalabilirsem optimali nasıl elde ederim? Şimdi burada şöyle bir e, ilerleme yapacağız. Diyeceğiz ki ben ne yapabilirim? Yeni bir probleme geçtiğim zaman mesela bu hücreye geçtiğim zaman. E, burada şu iki alternatifim var. Bir, bu elemanı çalmam. Şimdi bu elemanı çalmazsam o zaman ağırlığım artmaz ağırlığım artmadığı için ben aslında aynı sütunda yani Fi eksi bir J'ye bakarım. Fi eksi bir J'ye bakarım. Çünkü Fi eksi bir J şu demek bir az e, sonuncuyu almayarak kazandığım aynı ağırlıktaki optimal kaçsa onu elde ederim. Mesela ben 5 kullanarak 1-2-3'ü elemanlardan çalabildiğimlerimle maksimum kaç elde ettim? 10 elde ettim. O zaman onu elde edebilirim. Çünkü zaten ağırlığım değişmiyor. Bir tane daha yeni çalabilecek çalınabilecek şey geliyor ama onu da çalmıyorum zaten. Dolayısıyla onu çalmadığım için öbür üçüyle alabileceğim optimali deniyorum. Cebe atıyorum. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek ise ne yapabilirim? Bu son koyduğum şeyi bu dördüncüyü veya burada üçüncüyü çalabilirim. Yani şimdi bunu çaldığım zaman onun ağırlığına bakmam lazım. Mesela ben şu anda 5'lik için optimumu arıyorum. 4. itemım kim? 2. O zaman ağırlığı 2. O zaman 3'lük için optimale bakarım. Yani 3'lük için olan optimal bir önceki sadece bu 1 2 3'te 3 ağırlığındaki optimal kaç? Onu bulurum. Onu biliyorum zaten tabloyu doldururken. Ona bunun değerini eklerim. Çünkü ne oldu? İlk üçü kullanarak üçlük bir çıkınla optimal kaç paraydı? 30 liraydı diyelim. O zaman o 30 liralık kazancım zaten bunlarla birlikte 30 elde ettim. Üstüne bir de 15 eklerim. Çünkü bunu da çalıyorum şu anda. 45 elde ederim. Dolayısıyla bu ikisinden ya sonuncuyu çalmadım 0 ya da çaldım 1. İşte 0 1 nepsek buradan geliyor çalarak bu ikisinde elde ettiğim karları veya işte hırsızlık sonucu elde ettiğim parayı birbirleriyle karşılaştırırım. Hangisi daha büyükse onu seçerek bu hücreyi doldur. Dolayısıyla top tüm hücreleri doldurduğum zamansa benim için sonuç ne olacak? Şimdi başlangıç inişi olarak da 0 liram varsa doğal olarak pardon 0 ağırlığım 0 adam pardon 0 e, eleman Kullanarak hiçbir para elde edemem. O yüzden F0J dediğim şey yani sıfır eleman kullanarak benim ağırlıklarım kaç olursa olsun çıkında hepsinden elde edebileceğim para zaten sıfır. Çünkü hiçbir şey koyamıyorum zaten. F0 o demek. Hiç koyma demek. Yani şurası aslında. Tam olarak. Şimdi diğeri ne? Diğeri de şu. Benim e, ağırlığım sıfır. E, ağırlığım sıfırsa İstenildiği kadar burada mal olsun. Ağırlık sıfır olunca hiçbirini koyamayacağım ki. O zaman da toplam kazancım gene sıfır. Dolayısıyla birinci satır ve birinci sütunun hepsi sıfır oluyor. Zaten genelde bu iki boyutlu dinamik programlama problemlerinde birinci satır ve birinci sütunu doldurmak elzem. Onu önce dolduruyoruz, sonra ona göre diğerlerini dolduruyoruz. Ki zaten de öyle olacak. Ondan sonra da şeye bakıyoruz. Ben bu sonuncuyu çalabilir miyim, çalamaz mıyım? Çalabilmek için çıkınımın bu kadar eksiğinin bir cevabı olması lazım. Eğer yoksa sadece yapabileceğim şey onu çalmamak. Dolayısıyla bu buna karşılık geliyor. Eğer ağırlığım varsa yeterince o zaman öncekine bakıp ağırlığıyla bir de hiç çalmamanın arasındaki performans farkına bakarak FIJ'yi elde ediyorum. Son olarak da dediğimiz gibi sağ alt köşeyi seçerek bitiriyoruz. Dolayısıyla olay buna dönüşmüş oluyor. Mesela bir debug yapalım şurada. Run debug edelim. Evet mesela F'e F baktığımız zaman bakın burada sonucu matris olarak görüyoruz. Bakın Sıfır sıfır sıfırlar bunlar hiç kullanmadan elde edebileceklerim. Şu satır ise sadece 2'yi kullanarak e, ne kadar para kazanabileceğim? Tabii 2'yi kullanarak ancak ağırlık 2 olanlarda para kazanmaya başlayabilirim. Bakın ağırlık 0 olan ilk sütun ağırlık 1 olan ikinci sütun. Ağırlık 1 ise kullanabileceğim ağırlık 1 ise o zaman 2 ile bir para kazanmam mümkün değil. 2 çıkına sığmaz çünkü. Ama sığmaya başladıktan sonra bakın sadece 12 elde edebiliyorum. Üçüncü satıra geldiğim zaman burada ne var? Burada ağırlığım, e, burada kullanabileceğim e, mesele 2 tane. Birisinin ağırlığı 2, birisinin ağırlığı 1. Bir. Birisinin değeri 12, birisinin değeri 10. Bakın ilkinde bir kullanarak, bir ağırlıkla sadece şunu elde edebilirim. 2 ağırlıkla bunu elde edebilirim. 3'ten itibaren bakın 22'ye çıkıyor çünkü artık ikisini de kullanabilir hale geliyorum. ve bunları hesaplarken hep tablodaki öncekilere 10, 12 ekleyerek onların maksimumunu seçiyorum. Şuraya geldiğim zaman ne oluyor? Üçüncü satırda artık 2, 1 ve 3'ü de elde kullanabiliyorum. Dolayısıyla bu 3'ünü de kullanma şansım var. E, bu durumda 0 zaten elde edebileceğim bir şey yok. 1 için mecburen yukarıdakini kullanıyorum. 2 için mecburen yukarıdakini kullanıyorum. 3 için mecburen yukarıdakini kullanıyorum 22. 4 için artık ne yapabilirim? 2 kombine edebilirim. Mesela 3 ve 1'i kombine ederek 30 elde ediyorum. Ee, başka ne yapabilirim? Mesela 5 içinde 32 elde edebiliyorum. Nasıl elde edebilirim mesela? Ee, bu ikisini. Bir 3'ten e, çalarım 20'lik. Bir de 2'den çalarım 12, 32 gibi. Son olarak da 4. satırda da gene benzer şekilde tabloyu doldurarak sonucu elde ediyorum. Okay. Burada bitiyor. Ee, program. Ve bu şekilde de 2 boyutlu dinamik programlama örneklerini tamamlamış oluyoruz.